Bir ÖMK geliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu. Bize kimse bir şey sormuyor. Kafalarına göre bir şeyler yapacaklar yine ve bize dayatacaklar. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden bugün İstanbul'da, Çanakkale'de, Bursa'da, Samsun'da, Sakarya'da, kısacası her bir yerde nöbete başladık. Hakkımız olanı alana kadar da nöbetlerimiz devam edeceğiz. Biz 5 gün diye sınırladık ama bu 5 gün 10 günde olabilir, 15 günde olabilir, 1 yılda olabilir. Alana kadar devam edeceğiz. Turgut ben. Özel bir kolejde İngilizce öğretmeniyim. Çalıştığımız yerlerde koşullarımız gerçekten çok kötü. Bir kere çok düşük ücretlerle çok uzun saatler çalışıyoruz. Hemen hemen hiçbir özlük hakkımızdan faydalanamıyoruz ve en ufak bir hak arayışımıza, en ufak bir itirazımıza gerçek anlamıyla kendimizi kapının önünde buluyoruz. Çünkü çalıştığımız patron profili de gerçekten çok kötü. Yani mantar gibi Türkiye'nin her yerinde özel okullar açıldı. Ve o kadar çok işsiz öğretmen var ki, yani benim 2 sene önce çalıştığım kurumda işte exam talebime karşılık okul kurucusu bana şey demişti, şu anda çekmecemde 50 tane İngilizce öğretmenin CV'si var hocam, istersen gidebilirsin. Bu acıdır ama aslında gerçek. Yani ben o çekmecede gerçekten değil 50, yüzlerce tane öğretmenin CV'sinin olduğunu biliyordum. Çünkü gerçekten eğitim fakültelerinden, fen edebiyat fakültelerinden mezun olup iş bulamayan bir sürü öğretmen var ve bu koşullarda bir yandan da yaşamak ve geçinmek zorundayız. Yani özel okullarda çalışmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Bunu sermayedarlar da, patronlar da çok iyi bildiği için bizleri gayet güzel sömürüyorlar. Dövme mi yaptırdın? Yok kız, şuradan. İlk dönem, çok eski. Aa, ilk defa görüyorum. O kadar yıllar tanışıyoruz. Evet. Hadi ben yanındayız hemen. Ben öğretmen Mehmet, 28 yaşındayım. 6 yıllık öğretmenim, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Beşiktaş'ta bir kurs merkezinde çalışıyorum. Daha evvel çeşitli kolejlerde de çalıştım. Şu an kurslarda genel itibariyle çok büyük bir çoğunluğu onay sözleşmeler yapılıyor. Onay sözleşme ertesinde çalıştıktan sonra yazın 2 ay işsiz kalıyorsunuz ve herhangi bir maaş alamıyorsunuz. Ki zaten okullarda yazın öğretmen girişi yapılmadığı için 2 ay işsiz kalmanız yüksek ihtimal. Bu da tabii ki de bizim ev kiramızı ödememizi, işte geçinebilmemizi büyük olasılıkla engelliyor. Yazın başka işler yapmak zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerin birçoğu şu an, özellikle polis olamayanları, BİM'de çalışıyor, Migros'ta çalışıyor, A101'de çalışıyor. Fabrikalarda günlük işlere gidiyorlar. Ben bunlardan çok gördüm. Sınıf arkadaşlarımdan bile var. Burada mı yapacaksın? Ki ben bu arada Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezunum. Ama bu maalesef bizim mesleğimizin bir ayıbı. Kurslarda onay sözleşmeler var. Asla atamalar yok. Özellikle dershanelerin kapatılmasından sonra 2014'ten sonraki süreçte sadece taban maaşın kaldırılması, haklarımızın yenilmesi değil, aynı zamanda dershanecilik sisteminin çökmesiyle beraber öğretmenler daha da bir mağdur oldu. Çünkü 2014'ten sonra her yerde kurslar açıldı. Bunlar eski dershanelerin devamları aslında. Ve eskiden dershanelerde öğretmenlere atama yapılabilirken şu an kurs merkezlerinde atamaya izin yok. Kurs hangi branş üzerine açıldıysa, örnek veriyorum matematik branş üzerine açıldıysa sadece onlara atama yapılabiliyor. Aslında kurs merkezlerinin başka branştan öğretmen çalıştırması da yasak. Halkla ilişkiler gibi bölümlere atamalar yapılıp sanki normal kısa süreli bir çalışma yapılıyormuş gibi sözleşmeler düzenleniyor. Bunlar aslında yasa dışı ama bunların hepsinden İl Milli Eğitim'in, ilçe Milli Eğitim'in, işte bakanlığın haberi var. Bir danışıklı dövüş var. Kurumlara tabii ki de yılda bir kere ya da iki kere denetmenler geliyor, müfettişler geliyor. Ama sadece kurum müdürünün yanında çay içiyorlar, yarım saat takılıyorlar ve sonra bağlı bulundukları yerlere geri dönüyorlar. Asla öğretmenle konuşan, işte dosyaları detaylı bakan bir müfettişle karşılaşmadım. Çok büyük bir denetimsizlik problemi var. Ben bunun bütün sektörlerde olduğunu düşünüyorum. Ama eğitim sektöründe maalesef ekonomik şartların da getirmiş olduğu nedenlerden ötürü çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir kölelik düzeni var. Özel sektör denetimden çok çok yoksun bir alan. Yani asla denetilmiyor bu kurumlar. Çok düşük paralarla çalışıyoruz. Şu anda özel okullarda, kolejlerde, hatta merdiven altı dershanelerde asgari ücretin altında dahi çalışan öğretmenlerimiz var. Asgari ücretin altını biraz açabilir miyiz? Ne kadar mesela? Ne teklif ediyorlar?
14.000, 16.000 ile çalışan arkadaşlarımız var. Yani görüştüğümüz sendikaya gelen, buna bizzat şahit olduklarımız var. Ya da işte atamasını öğretmen olarak yapmıyor. Oradaki herhangi bir eleman, işte büro elemanı olarak yapıyor. Sigortasını eksik yatırıyor. 14.000 liraya, 15.000 liraya dahi çalıştırabiliyor. Öğretmenlerin çoğu zaman bunu kabul etmekten başka bir şansı kalmıyor aslında. Yani evet, keşke kabul edilmese ama dediğim gibi insanlar bir yandan da gerçekten yaşamak ve geçinmek zorundalar. Ben kendimden örnek vereyim. İlk yeni mezun olduğumda ben de haftada 4 gün gidiyordum ama günde 10 saat çalışıyordum. Haftada 40 saat çalışmama rağmen beni part-time olarak göstererek asgari ücretin altında çalışıyorlardı. Şu anda da benzer bir durum var. Maksimum ücretler 20.000-21.000 civarında. Onlar da eğer biraz daha tecrübeliysen verilen ücretler. Bunlar bile devlette çalışan kadrolu öğretmenlerin aldığı ücretlerin neredeyse yarısı. Ve aynı iş yapıyoruz. Hatta daha yoğun çalışıyoruz. Burada tamamen patronu koruyan bir sistem var. Bu sistem ortadan kalkmadıkça bu durumun hiçbir şekilde düzeleceğini düşünmüyorum. Bu sistem ancak taban maaş getirilerek, kurslara, öğretmenlere atama yolu açılarak verilebileceğini düşünüyorum. Şimdi bu koşullarda tabii ki ilk ve öncü talebimiz taban maaş hakkımız. Yani kamuda çalışan meslektaşlarımıza eşit özlük haklarına ve bilhassa eşit ücrete sahip olmak istiyoruz. Bu daha evvel kazanılmış bir haktı ve burada aslında yine kazanılmış bir hakkın gaspı da söz konusu. Yani 2014'e kadar bizim bir taban maaş hakkımız vardı ve meslektaşlarımız da, kamudaki meslektaşlarımız da aynı maaşı alıyorduk. Ama yine dediğim gibi kar hırsı uğruna eğitimin işte böyle para babalarına, sermayedarlara peşkeş çekilmesi sonucunda bu hakkımızdan olduk ve şu an çok kötü koşullarda çalışıyoruz. Sadece İstanbul'da özel okulların, kolejlerin sayısı kamu, yani devlet okulların sayısını geçmiş durumda ve aslında bu bile durumu özetler nitelikte. İnsanca bir yaşam için ve geçinebilmek için taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. Bizler öğretmeniz ve hak ettiğimiz gibi yaşamak istiyoruz. İtibarımızı geri istiyoruz. Geleceğimiz, yaşam koşullarımız, taleplerimiz bir patronun iki dudağı arasında olsun istemiyoruz. Ve bunun için de örgütlenmeye, sendikal olmaya devam edeceğiz. Thank you.